Sen Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, Norveç'te yaşayan, işini kurmuş, kendi işinde ilerleyen girişimci veya bir iş adamısın. Örneğin kalorifer firman var. Sırada müşteriler bekliyor. Yüzlerce belki. O kadar müşterin var ki 8 saat yetmiyor sana. 16 saat çalışman gerekiyor. Müşterin süper. Memnun, herkes memnun. Elemanlar memnun, maaşını ödüyorsun. Kendi balonundan baktığın zaman, olayın içerisinden baktığın için her şey çok güzel. Ama o eskisi gibi enerjin yok artık. 8 saat değil, 12 saat, 14 saat, 16 saat çalışıyorsun. Ama yine memnunsun halinden. Her şey düzende. Çarkın içerisinde koştuğun için devamlı etrafta ne oluyor, ne bitiyor, çoluk çocuk ne diyor, hala çocukların kontrolü benim elimde mi, ailemle huzurum ne durumda, iç huzurum ne? Bunları düşünemiyorsun ki, vaktin yok. Kendine göre süper, her şey yolunda. Dışarıdan bakıldığı vakit, istatistikleri söylüyorum, sen potansiyelinin sadece %3'üne kadar kullanıyorsun. %2, %3. Gerisini kullanmadığın için bir çeşit sen sömürülüyorsun. Kimler tarafından? Müşteriler tarafından sömürülüyorsun. Karın tokluğuna, işçinin maaşını çıkarmaya, hayatını idame etmek için yaşıyorsun aslında. Ama hocam daha kötüleri var. Daha iyileri var. Ben sana onu söylüyorum. Sen sadece %3'ünü kullanıyorsun. O yüzden kendini parçalıyorsun. Bu kadar çalışmak senin zihnini ileride yoracak. İstatistiklere göre bu çalışmayı birden bıraksan demans, bunama, unutkanlık olacak sende. Çok yıpratıyorsun kendini. Potansiyelini kullanmıyorsun çünkü. Yani uçarak varabileceğin yere sen hala sürünerek gidiyorsun. Bunu demek istiyorum. Ama kendi balonundan baktığın için olaya her şey çok güzel. Ben mükemmelim, ben çok iyiyim, her şey yolunda diyorsun. Altın kafesin içerisinde yaşadığını söyleyeyim ben sana. Altın kafesin içerisinde yaşayan çok güzel bülbül kuşu. Evet, pırıl pırıl çok güzel bir kuş. Ama altın kafesin içerisinde yaşamıyor ki. Hayat bu değil ki. İşte ben bunları yaşadım 2002 yılına kadar. 93'ten 2002 yılına kadar altın kafeste, dükkanımda saat 6.30-7'ye kadar bekçilik yaptım. Tamam, para kazandım, her şey yolundaydı, her şey iyiydi. Sonra şunu düşündüm, acaba bu mu dedim ya? Hayat bu mu? Saat 7'den sonra serbestsin, dışarı çıkıyorsun. Veya sabah 9.30'dan önce serbestsin. Bir de pazar günün var, o kadar. Hayat bu değil ama. Potansiyelimi kullanmıyorum diye anladım 2002 yılında. Ve ondan sonra her şey değişti. Şimdi ben de sana aynısını söylüyorum. Sen balonunun içerisinde yaşayan, kendini kandıran patron, kendi işinin sahibi, iş adamı, girişimci, Unternehmer, Selbstständiger, kendine ne isim koyarsan koy. Ama kendi çarkın içerisinde enerjini tüketiyorsun. Asıl keşfetmen gereken potansiyelini keşfetmedin daha. O %97'lik kısmı keşfetsen şu anda hiç akıl edemeyeceğin, düşünemeyeceğin, aklın ucundan geçemeyecek yerlere geleceksin. Rahat bir nefes alacaksın. Neden? Evlisin, senin eşin var, senin çocukların var, sen bir babasın, sen bir evlatsın, sen bir abisin, kardeşsin, dayısın, amcasın. Sorumlulukların var ama sen onları, o sorumlulukları yerine getiremiyorsun ki, vaktin yok. Çünkü sen sadece müşterilerine hizmet ediyorsun. Oraya zaman harcıyorsun. Peki ne olabilir? Potansiyelin ne olabilir? Ben mesela kendimde onu fark ettim. Dükkanda satacağım ürünleri sadece çevremdeki illere satabiliyorum en fazla. En fazla müşteri oradan geliyor. En fazla, yani en fazla ne olabilir? Müşteri işte 100 kilometreden geliyor, tamam mı? Sonra eBay diye bir sistem kuruldu. Gitti gidiyor veya Amazon. Bu sistemle 98 yılında internet yoluyla ürün satmaya başladım. Müşteriler 1000 kilometre öteden alışveriş yapıyor. İlk önce Almanya'dan alışveriş yapmaya başladılar. Sonra Fransa, Hollanda, Avusturya, Çekoslovakya, en uzak ülke Avustralya'ydı. Avustralya'ya ürün sattım. Yani potansiyelini kullandığın zaman, dijitalleşmeyi kullandığın zaman akıllıca hiç hayal edemeyeceğin ülkelere ürün satabiliyorsun. Potansiyellerden bir tanesi bu. Yani keşfedilmesi gereken bir potansiyel bu. Ama hocam işte bizim yakın çevremizdeki müşteriler asıl bize kazandırıyor. İşte o bir kilit, kafada kilit. O düşünce bir kilit. Sana yüklenmiş birileri tarafından ama öyle bir şey yok ki. Kime göre, neye göre? Nereden biliyorsun? Niye sınırlıyorsun kendini? Dolayısıyla ben sana şunu söyleyeyim.
Artık senin için ailen, neslin, çoluğun çocuğun önemliyse, vakit geldi diye düşünüyorsan o zaman potansiyelini keşfetmeye başla. Yani potansiyelini keşfetme yolunu ara. Farkındalık oluşsun sende. Farkında olursan arayış içerisine girersin. Yani bu video sana aslında farkındalık oluşturmak için çekilen bir video. Hemen arkasından sen arayışa girmen lazım. Nasıl potansiyelimi keşfedeceğim? Yani keşfedilmeyen potansiyel nedir? Daha nasıl başarılı olabilirim? Tamam, kendine göre başarılısın ama bana göre başarılı değilsin. Çünkü %97'sini kullanmıyorsun. O yüzden başarılı değilsin. Sonra uyanış geliyor. Bak, farkındalık, arayış ve uyanış. Sana şunu söyleyeyim. Eğer bu adımlarla ilerlersen sonra o uyanışa geldiğinde fark edeceksin ki 1-2 hafta içerisinde uygulanabilir yöntemlerle içindeki aslanı uyandırdığında sen şimdiki hasılatı 5'e katlayacaksın. Ve %20 enerji harcayarak yapacaksın bunu. Şu anki harcadığın zamanı ve enerjiyi düşün. %100 veriyorsun ya. %20'ye düşüyor. %80 o harcadığın enerjiyi kendine, oğluna, kızına, eşine, annene, babana, çevrendekilere, hobilere harcayabilirsin. Ama bu adımlarla ilerlersen olur. Ve bunu kabul ederek, yani artık bu hani kendini beğenmişlikten kurtulman lazım. Ve içinde potansiyelin olduğunu kabul etmen lazım. O zaman bu oluyor sevgili arkadaşlar. Altın kafesinin içerisinden çıkmak için bunu yapman lazım. Boşa zaman harcıyorsun öbür türlü. Gerçekten ömrünü tüketiyorsun. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadis-i şerif bu. Yani referans noktası çok güçlü. Yani kendini bilirsen eğer, o zaman ömrünü tüketmiyorsun, zaman harcamıyorsun, hedefine hızlı varıyorsun. Dolayısıyla sen kendini keşfetmek için adım at artık. Senin kafandaki kilitlerden kurtulmak için adım atman lazım. Ayak bağlarından, kafandaki kilitlerden kurtulmak için bu video sana bir farkındalık videosu olsun. Arayışa girmek için, bununla beraber uyanışa ulaşmak için bu video seni uyandıracak belki. Bununla beraber şunu da söylemek istiyorum. Profesyonel insanların destek alıyor. Profesyonel insanlar öyle. İş adamları, ticaret yapanlar. Onlar ne yapıyorlar? Niye ben vakit harcayayım ki? Neden zaman harcayayım ki? Niye ömrümü tüketeyim ki diyorlar. Daha hızlı hedefime ulaşmak istiyorum dersen, diyorsan eğer, o zaman ne yapabilirsin? Bizimle iletişime girebilirsin. Şuna inanıyorum ben. Şu anki halin neyse, hasatın neyse en az 2 katına çıkarabileceğini, yani en az 2 katına çıkarabileceğini inanıyorum. %100'e çıkarabileceğini inanıyorum. Bununla beraber şu anda harcadığın enerjinin %80'i boşa gidiyor. %20 ile harcadığının %20'si ile bu hale gelebileceğine ben inanıyorum. Bunun için dediğim gibi kafandaki kilitlerden kurtulacaksın ve ayak bağlarından kurtulacaksın. Bununla beraber içindeki aslanı uyandıracaksın. Hızlı varmak istiyorsan hedefine bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girmenin yolu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Seninle oturur konuşuruz, senin durumuna bakarız. Uygulanabilir sende yol haritası nedir, ne değildir? Senin ayak bağların neler? Kendini keşfettiğinde realize edebileceğin haslat, kazanç ne olabilir? Zaman olarak veya para olarak. Bunları ne yaparız? Beraber konuşuruz. Birebir. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Bunları yapmazsan eğer sana maliyeti ne? Bunu da hesapla. Evet, şimdi benimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.